şöyle bir tabii baktığımız zaman biz bu zamana kadar kitle fonlamasını çok farklı konularda, çok farklı metinlerin içerisinde gördük. Sermayenin tabana yayılması, bir miktar riskin azıp az olup getirinin potansiyelin daha fazla olması planlanan bir sistemdi. Ne kadar hayata geçti, ne kadar geçmedi onu tartışmak için şimdi konuğum fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız olacak. Merhaba Hakan Bey, siz de hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Cumhur Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisiniz. Ben biraz özetlemeye çalıştım ama kitle fonlaması, yani şöyle bir son 3-4 yıldan beri SPK'nın metinlerine veya ekonomik reform paketi veya ileriye dönük iyi dileklerin veya yapılması, hayata geçirilmesi düşünülen projelerin hemen hemen hep başında geliyordu ve ilk üçe giriyordu. Dolayısıyla burada biz neredeyiz? Önce bir onun tespitini yaparak başlayalım isterseniz. Tabii ki memnuniyetle. Aslında çok iyi yerdeyiz. Öyle söyleyerek başlayabilirim. 2017 yılında bildiğiniz gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasasına birkaç madde ilave edilerek konu yasallaşmıştı. 2019 yılında da, Ekim ayında hatta, Sermaye Piyasası Kurulu ikincil mevzuatı, paya dayalı kitle fonlaması tebliğini yayınladı. Bu şekilde aslında Türkiye'de bu sistemin nasıl çalışacağı, kimlerin paydaş olacağı, görevler neler, bunlarla ilgili tüm belirlemeler yapılmıştı. O döneme kadar aslında çalışma 2015 yılında başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alt komisyonlarından başlayan bir süreç. Aslında 6 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii girişimcilik ekosisteminde finanse erişimi son derece kolay, hızlı ve güvenli hale getirecek bir sistemden bahsediyoruz bu arada. Biz platform olarak aslında 2019 Kasım ayında şirketimizi kurup Ağustos ayında da 2020 Ağustos ayında da lisans başvurumuzu yapmıştık. 8 Nisan 2021 tarihinde de Türkiye'de listeye alınan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan platform olduk. Aslında buraya güzel bir haberle de geldim Cumhur Bey. Dün itibariyle de tam entegrasyonlar tamamlandı ve şu anda aslında girişimcilere yatırım yapabilecek durumdayız. Listelenen girişimlerimiz var. Yatırımcılarımız şu an artık bu sistemi kullanarak hiçbir prosedüre tabi tutulmadan gerekli işlemlerin tamamen online yapıldığı bir sisteme kavuşmuş oldular. Şimdi hani banka dediğimiz zaman aklımıza fon arz edenlerle fon talep edenlerin buluştuğu bir nokta aklımıza geliyor. Dolayısıyla hani buradaki fonbulucu.com'un işlevinden ziyade ben bir de dünya örnekleri ve oradaki büyüklükten biraz bahsetmenizi istiyorum ki içeride ne gibi potansiyele ulaşmayı hedefliyoruzu daha kolay anlatabilmek açısından. Tabii ki. Aslında Forbes'ın bir araştırması vardı 2020 yılında yaptığı ve 2023 yılı için bir öngörüde bulunmuştu. Dünyadaki bütün kitle fonlama hareketlerinden kaynaklı hacmin 1 trilyon dolara ulaşacağına dair bir öngörüde bulunmuştu. Fakat geçtiğimiz yıl, yani 2020 yılına baktığımız zaman dikeyde 4 tane modeli kullanarak kitle fonlaması 564 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Forbes tahminini yeniledi. 1 trilyon doları aşacağını öngörüyor şu anda. Ancak tabii bu bir arz şeklinde, yani fonlama talebi şeklinde gerçekleşti. Bunların içerisinde tabii bütün modelleri kullanılarak toplanan fon var. Bu da 100 milyar doları aştı. Türkiye'de yasallaşan konu paya dayalı kitle fonlaması, yani share based dediğimiz bir türü kitle fonlamasının. Bunun da geçen yıl gerçekleşmesi 14 milyar dolar olarak oldu. Biz ülkemizde bunun başlamasıyla beraber 2023 yılına geldiğimizde çok rahatlıkla 1-1,5 milyar liranın üzerinde bir fonlama hacmine ulaşacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Şimdi klasik bir halka arz sürecini, paya dayalı bir hisse senedinin halka arz sürecinin nasıl olduğunu herkes özellikle 2020 yılında öncesiyle sonrasıyla anladı. Peki bu konuyla ilgili olarak süreç nasıl işliyor? Getiri veya götürü nasıl oluşuyor? Yani bu konuyla ilgili kar zarar, vergilendirme süreçten biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi buradaki aslında sistemin 3 ana paydaşı var. Biri platformlar, diğeri yatırımcılar ve girişimciler. Platformlar aslında tek başına çalışmıyor burada. Merkezi kayıt kuruluşu tüm payların kaydileştirilmesi ve yine tebliğden gelen limitlerin takibini yapıyor. Fakat bank da emanet yetkilisi olarak burada faaliyetlerini yürütüyor. Çünkü toplanan paralar, yatırımcılardan alınan paralar ne girişimcide ne de yatırımcıda kalmıyor. Emanet yetkisi olarak tabir edilen, tebliğde belirtilen Takas Bank'ta toplanıyor.
Ta ki girişimci gerekli prosedürleri yerine getirene kadar. Aslında ben bunu mini bir halk arz olarak tabir ediyorum Cumhur Bey. Zira bir halk arzdaki tüm uygulamalar aslında burada da var. Girişimciler bize başvuruyorlar. Onların gerekli doğrulamaları E-Devlet üzerinden yapılıyor. Aynı yatırımcılarda olduğu gibi. Kampanya formlarımız var. O kampanya formlarını oluşturuyorlar. Ve devamında da bir izahname, aslında hepimizin bildiği izahnameyi biz kampanya bilgi formu olarak tabir ediyoruz. Tebliğ bu şekilde tabir etti. İzahname ortaya çıkıyor. Yatırımcılarımız kampanya sayfalarına girerek girişimcileri inceliyorlar. İzahnamelerini okuyorlar. Karar verdikleri anda da bizdeki mali bariyer 1 lira. 1 liradan başlayarak istedikleri kadar kampanyalardan, girişimcilerden paylarını alabiliyorlar. Neye sahip oluyorlar peki bu 1 lira karşılığında? 1 lira karşılığında bir girişimcinin 1 adet payına sahip oluyorlar. Bizdeki bütün kampanyalar, girişimcilerin kampanyaları 1 liradan başlıyor payları. Dolayısıyla 1 lira ödeyerek bir paya sahip oluyorlar. Bu paylarını kampanya sonunda, biz maksimum 60 gün açabiliyoruz kampanyalarımızı. 60 günün sonunda eğer istenen fon istenen zamanda temin edilebilmişse bu paylar merkezi kayıt kuruluş tarafından yatırımcının hesabına dağıtılıyor. Bu dağıtma işleminden sonra biz gerekli girişimcinin şirketindeki düzeltmeleri yapmasını istiyoruz. Bu arada şirketi olup olmaması da gerekmiyor girişimcinin. Şirketi olmadan da başvurabiliyor bize. Biz kampanya eğer başarılı olmuşsa ona belli bir süre veriyoruz. 90 gün süre veriyoruz girişimini kurması için. Tabii burada girişimcinin mevcut paylarının halk arzı veya mini halk arzı pek mümkün değil. Daha doğrusu hiç mümkün değil. Çünkü yeni çıkarılacak payları biz yatırımcılara arz ediyoruz. Bu sayede elde edilecek tüm para, fon girişimcinin şirketinin sermayesine nakdi olarak, ödenmiş olarak aktarılıyor. Tabii başında girişimci fon kullanım raporu veriyor bize yatırımcıların göreceği şekilde. Bu fonların nerelerde, hangi tarihlerde, hangi amaçla kullanacağına dair. Buna ilişkin olarak da 6 ayda bir bağımsız denetim raporu yaptırıyoruz girişimcilerde. Ve bu bağımsız denetim raporlarında kampanya sayfalarından halka açıklıyoruz. Sistem aslında basitçe bu şekilde çalışıyor. Çıkış stratejisi peki yatırımcılar açısından? Tabii şimdi girişimci %20-25 veya işte kurulmamış bir şirketten bahsediyorsak belki daha yüksek faiz maliyetine katlanarak bir öz kaynak ayırması gerekirken burada kendini bir fikrini paylaşarak bir katma değer yaratmaya çalışıyor kendi açısından. Ama ben döneceğim tekrar hani bu işe fon sağlayanlar açısından. Hani çıkış stratejisi nerede ve nasıl oluşuyor? Tabii bu aslında tebliğde tanımlandı. Burada hem girişimcinin hem de yatırımcının çıkış stratejisi şu şekilde olabilir. Bir kere girişim yıllık bir yasak söz konusu. Hisselerini, paylarını kampanyadan sonra satamıyor. Ancak nitelikli yatırımcılara veya ortaklar arasında bu payları satabiliyor. Böyle bir hem istisna hem kısıtlama var girişimcilerde yatırımcıyı korumak adına. Yatırımcılar bu payları aldıktan sonra hiçbir kısıtlamaya tabi değiller. Diledikleri şekilde tasarruf edebiliyorlar. İsterlerse dışarıda kendileri satabilirler. Şu anda birincil pazar olmadığı için ikincil pazardan bahsedemiyoruz ama yakın bir zamanda ikincil pazarda söz konusu olacak bu konuda. Aynı şekilde çıkış stratejilerini de genelde bu ölçeklenmeye başlayan veya çok hızlı ölçeklenebilen girişimler olacağı için bizim isteyeceğimiz burada birkaç yıl içerisinde muhtemelen exitler yaşanacak. Bu exitlerde de yine aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerin yönetimindeki maddeleri geçerli. Bu exit'e katılabilecek yatırımcı. Şimdi Türkiye'deki girişimcilik veya risk iştahını düşünecek olursak eğer hani pek çok ürüne hızlıca bir sarılma, oradaki getiriyiden nemalanmak isteyen bir kitleyiz. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman girişimciler en çok hangi sektörler üzerinden size talepler geliyor veya işte projelerde bekliyor? Tabii ki burada özellikle pandemiden sonra, salgından sonra işin içerisine birazcık daha teknoloji veya E ile başlayan bir şey varsa daha çok talep gördüğüne şahit olduk. Dolayısıyla buradaki durum nedir? Sizin gözlemleriniz nedir? Şimdi burada hepimiz biliyoruz aslında Borsa İstanbul'a milyonlarca insan dahil oldu yeni. Biz bunların içindeki kişilerin özellikle yaş
durumlarına baktığımız zaman 600 binin üzerinde 24-35 yaş arası bir grubun yeni yatırımcı olarak kayıt yaptırdığını görüyoruz. Aslında bizim uyguladığımız sistem de biraz daha teknolojiye yakın 24-35 yaş arası insanların risk iştahının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ve buna ilişkin biz iletişim stratejisi hazırladık. Burada teknoloji ve veya üretim faaliyetinde olan girişimler başvurabiliyor bize. Yani illaki bir üretim yapmış olacak, bir çıktısı olacak ya da teknoloji faaliyetini yürütecek. Bu tebliğ kapsamında bu şekilde, yani hizmet ve ticaret... Herhangi bir teminat var mı mesela? Yani karşı taraftaki girişimci sadece ortaya fikrini mi koyuyor, yoksa bu konuyla ilgili bir teminatlandırma süreci de var mı? Hayır efendim, bu bir borç değil, bu bir hibe değil, destek değil. Dolayısıyla bu bir ortaklık. Yatırımcılarla girişimci bir ortaklık kuruyor. Dolayısıyla herhangi bir teminat söz konusu değil, faiz söz konusu değil, çünkü borçlanma yapmıyor. Aynı şekilde geleceğine, girişiminin karına da zararına da aslında yatırımcı pay oranında ortak oluyor. Dediğim gibi hizmet ve ticaret bu işin içerisinde yok şu anda. Sadece teknoloji ve üretim faaliyetinde olan girişimleri kabul edebiliyoruz. Ve yoğun olarak da aslında bu girişimler geliyor. Burada Cumhur Bey şuna dikkat etmek lazım. Çok hızlı ölçeklenebilen bir girişimcilik ekosistemi var Türkiye'de. Tabii ki bunların içerisinde çok fazla başarısız olan da var. Bunların fail etmesi son derece dünyada da kabul edilebilir seviyelerde. Fakat Dünya Bankası'nın 2018 yılında yaptığı bir araştırmada girişimcilik ekosistemine yatırım yapan özellikle melek yatırımcılar, VC'lerin diğer yatırımlara göre %27 daha fazla kazandığını gösteriyor. Burada biz yatırımcımıza portföy oluşturmasını öneriyoruz. Birçok yatırımda olduğu gibi. Bu riskleri bertaraf edebilmek için yumurtaları tek bir sepete koymak yerine zaten nitelikli olmayan yatırımcılardaki üst limit, yatırım limiti 20 bin lirayla sınırlandırıldı. Dolayısıyla bu 20 bin lirayı 20 tane girişime dağıtabilir çok rahatlıkla. Bizim aslında asıl istediğimiz çok fazla insanın küçük küçük rakamlarla çok fazla riske girmeden bu yatırımları gerçekleştirmesi. Peki hedef kitle sadece yurt içindeki fonlar mı, yurt dışındaki fonlar da hedef kitlenin içerisine giriyor mu? Burada tebliğ aslında bu noktada çok güzel hazırlandı. Türkiye'de yerleşikler, TC kimlik numarasına sahip kişiler yatırım yapabiliyor. Yabancı kimlik numarasına sahip kişiler aynı şekilde Türkiye'de yerleşikler yatırım yapabiliyor. Bir de yurt dışından herhangi bir ülkeden bir kişi çok rahatlıkla bizim platformumuza girerek istediği girişime istediği miktarda yatırım yapabiliyor. Burada sadece yurt dışından başvuranlar için merkezi kayıt kuruluşunda bir kayıt oluşturuyoruz. Bir sicil numarası veriyoruz. Bu şekilde çok rahatlıkla yurt dışından da yatırım yapabiliyor. Bu aslında güzel bir soruydu. Çünkü yabancı yatırımcının Türkiye'ye doğrudan yatırım yapabilmesi için aslında yeni bir kapı da açılmış oluyor. Peki geçtiğimiz şöyle bir 6 aya 1 yıla baktığımız zaman bazı İsimler manşetleri süsledi. Süslemeye de devam ediyor. Umarım da devam ederler. Mesela bir Peak Games, bir Getir. Dolayısıyla hani bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bunların gibi daha fazlası mümkün mü? Elinizdeki mesela projeler açısından değerlendirdiğimiz zaman hani böyle bir potansiyel görüyor musunuz? Kesinlikle böyle bir potansiyel var. Biz yaklaşık 8 aydır girişimcilerden talep topluyoruz. 2000'in üzerinde başvuru aldık. Bunların 140'ı aşağı yukarı şeye uygundu, tebliğe ve bizim değerlendirme politikamıza uygundu. Ve toplamda da neredeyse 1.1 milyar liralık bir taleple karşı karşıyayız, fonlama talebiyle. İçlerinde baktığımız zaman inanılmaz iyi girişimciler var, girişimler var. Bazıları ölçeklenmeye başlamış, bazıları fikir aşamasında patent almış ama seri üretime geçememiş. Bu finansmana erişim sorunu sebebiyle birçok girişimcinin hayat süresi zaten son derece kısa Türkiye'de biliyorsunuz. Bunun uzatılmasıyla aslında yeni getiriler, yeni trend yollar görme şansımız olacak. Hatta muhtemelen biliyorsunuzdur, Getir'in kuruluşunda 300 kişi bir araya gelerek bir fon oluşturmuştu. Bu da aslında bir kitle fonlaması hareketiydi. Biz de bunu 300 değil binlerce insanı bir araya getirmek istiyoruz. Dünyada en fazla kampanyaya yatırım yapan kişi sayısı 117 bin Cumhur Bey. 72 milyon pound toplandı ve 117 bin kişiyle toplandı bu. Girişimcilerin çoklu ortaklı yapılarda başarı şansı daha yüksek oluyor. Çünkü bu kişiler ilk yatırım turunda dahil olduktan sonra muhtemelen ikinci veya üçüncü turlarda da yine yatırımcı olarak devam ediyorlar exit yapana kadar.
Bu da girişimcinin hem hayat süresini uzatıyor hem de başarı şansını artırıyor. Bu binlerce ortak marka elçisi oluyor. Binlerce ortak girişime destek verebiliyor. Yatırım ilişkilerini iyi yönetirse girişimci. Her biri aslında girişimcinin ürettiği ürün veya hizmetin alıcısı. Dolayısıyla sadece para toplama faaliyeti olarak da bakmamak lazım kitle fonlamasına. Ciddi şekilde girişimcinin görünürlüğünü artırıyor. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde. Bu da VC'lerle, private equity ile buluşma şansını artırıyor girişimci. Şimdi bazı sektörlerin emekleme aşamasında destekler de söz konusuydu. Vergiyi sormuştum. Mesela bu konuyla ilgili hani vergi istisnası, muafiyeti veya farklı konular söz konusu mu? Tebliğde sizce daha da iyileştirilmesi gereken noktalar var mı? Tabii çok haklısınız, aslında güzel de bir soru. Türkiye'de biliyorsunuz yatırımcılar için belli istisnalar var, fonlar üzerinden veya melek yatırımcılık sistemi üzerinden 2013 yılında çıkan yasa. Bunlar bizde de geçerli, fakat özellikle kitle fonlamasına ilişkin olarak ne girişimci için ne de yatırımcı için bir vergi teşviği veya desteği söz konusu değil. Bunu geçen yıl Almanya yaptı. Almanya girişimcilerin yapacağı kitle fonlama kampanyalarında hem girişimciden hem de buna yatırım yapan yatırımcılardan 3 yıl içerisinde gelir vergisinde belli muafiyetler getirdi. Türkiye'de de bunun olacağına inanıyoruz. Tebliğ çok iyi hazırlandı aslında, 2019 yılında yayınlandı. Saha uygulamalarını henüz sermaye piyasası kurulu görmediği için muhtemelen henüz bir düzenlemeye gidilmedi. Birkaç hafta önce sadece birkaç ilke kararı alındı. Ben platformların çalışmaya başlamasıyla, girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasıyla elde edeceğimiz saha verilerini sermaye piyasası kuruluyla paylaşınca daha güzel düzenlemeler yapılacağını, tebliğin geliştirileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu noktada da sermaye piyasası kuruluyla yakın temasımızı sürdürüyoruz. Hakan Yıldız, çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli görüşlerinizi ve bu bilgileri bizlerle paylaştınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve Focus'un ilk bölümünü böylelikle noktalıyoruz.